Haziranda etkili olan dolu, fırtına ve soğuk havanın sebebi ne? Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Bozyurt'a soracağız bu soruyu. Merhaba Sayın Bozyurt, hoş geldiniz Haber Ajandası'na. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağolunuz efendim. Şimdi az önce de izledik. Ankara, Sivas ve Kayseri, Konya'yı ayrıca sağanak vurdu. Haziran ayında görülen bu dolu, fırtına ve soğuk hava mevsim normalleri dahilinde midir? Yoksa küresel ısınmanın etkisi midir yaşadığımız bu hava olayları? Evet, teşekkür ederim. Şimdi aslında yılın bu zamanı, özellikle Mayıs ve Haziran'ın ilk yarısını kapsayan dönem, bu yağışlar her sene görülüyor. Yani aslında olağan yağışlar ama bazı zamanlarda bu yağışlar böyle bir pik yapıyor. Aynı bu sene olduğu gibi. Ben daha önceki yayınlarımda hep şu ifadeyi kullanmıştım. Bu sene biliyorsunuz yoğun kış şartları yaşandı. Toprak neme fazlasıyla doydu. Hatta demiştim ki eğer üst atmosfer bu sene fazla ısınmazsa, dolayısıyla topraktaki nemle birlikte bu sene konveksiyonel yağışlar Mayıs ve Haziran ayında çok şiddetli geçecek ve dolu yağışları da oldukça yüksek seviyede gerçekleşecek demiştim. Nitekim tahminlerim ben burada biraz tuttuğunu görüyorum. Ama tabii ki sizin şimdi az önceki sorduğunuz soruya da gelmek istiyorum. Bu iklim krizi mi? Tabii bir yerde evet aslında iklim krizi. Çünkü küresel ısınmanın en belirgin belirtisi nedir? Düzensizleşen yağış rejimleri, işte ani sıcak dalgaları, arkasından gözüken seller. Yani kuraklık ve seller bir arada gözüküyor tabii ki küresel iklim değişikliklerinde. Nitekim biz artık bunun bir yerde provasını yaşamaya başladık. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum ben Aslı Hanım. Şimdi verdiğiniz örnekler dikkat ederseniz mesela Ankara, Sivas ve Kayseri gibi yerlerde hep İç Anadolu ve özellikle de karasal iklimin hüküm sürdüğü yerler. Bu yağışlar yani konveksiyonel yağışlar genelde bu mevsimlerde genelde karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde görülür. Bakın karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde görülür. Dolayısıyla nitekim bu sene de evet gerçekleşti ama bu sene tabii ki yağış miktarları açısından geçen senelere göre oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşiyor. Şimdi pek çok bölgede tam da sözü getirdiğiniz nokta itibariyle pek çok bölgede özellikle Ege'de yağış miktarı geçmiş yıllara göre önemli oranda azaldı. Fakat buna karşın işte ani sağanak geçişleri, sel ve su baskınları, taşkınlar arttı. Şimdi sözü getirdiğiniz nokta itibariyle bu durum nasıl değerlendirilmeli ve elbette nasıl önlemler alınmalı? Tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim, ben her şeyden önce bir coğrafyacıyım, bir iklim bilimciyim. Ben olaya tabii ki bu açıdan daha çok bakmak istiyorum. Evet. Şimdi maalesef bu sene Nisan ayı biraz kurak geçti. Yani Nisan ayındaki yağışlar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Dolayısıyla Nisan ayında görülmesi gereken yağışları biz sonraki dönemde görüyoruz. Bunun pek tarım üzerinde hükmü kalmadı desem herhalde yanılmamış olurum. Yani Mayıs ve Haziran aylarındaki bu yağışların aslında hububat tarımı üzerinde yarardan çok aslında zararı var. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama bir faydası var, şöyle söyleyeyim. Barajlardaki su seviyesi üzerinde olumlu etkileri olacağı kesimlerde son yıllarda barajdaki su seviyeleri oldukça düşmüştü. Fakat bu son yağışlar bu seviyelere olumlu katkıda bulunacak diyebiliriz. Ha, bir de şöyle bir şey de var tabii ki, şehirlerimizin altyapı sorunu da var tabii ki. Şimdi özellikle büyük şehirlerimizde maalesef bu altyapı sorunları zaman zaman gündeme geliyor. Ama tabii bir de şehirlerin kaldırabileceği bir kapasite var. Mesela bu son yağışlar oldukça yüksek miktarlarda olduğu için bazen altyapıda tabii ki yetersiz kalabiliyor. Ben burada tabii ki yine coğrafyanın önemine değineceğim. İşte buralarda özellikle belediye gibi yerlerde ve mesela meteoroloji gibi yerlerde veya önemli kilit noktalarda coğrafyacı uzmanların bence istihdam edilmesi son derece önemli. Çünkü bakın yani gerçekten şu gördüğümüz manzara, şu andaki ekranda gördüğümüz manzara aslında önemli bir altyapı sorununu burada işaret ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bozyurt. Hem öngörüleriniz hem de verdiğiniz son mesaj için sağolunuz efendim. Haber Ajandası'nda bu hava olayını, son günlerde özellikle İç Anadolu'da yaşadığımız hava olaylarını bizim için değerlendirdiğiniz için sağolunuz. Son bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söylemek lütfen istiyorum. Bu son yağışlar önümüzdeki hafta da devam edecek. Ondan sonra artık Haziran'ın ortasından sonra herhalde büyük bir ihtimalle azalacak ama şimdiden şöyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin bir hayli üzerinde yaşanacak gibi duruyor. Teşekkür ederim. Bu notunuz da önemliydi. Sağolunuz ilave ettiğiniz için teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ederiz.